Dönüşle Derya dışarıda bekliyor. Hı hı. Çağırdım hanımefendileri içeri ama kapıda bekleyeceklermiş ablalarını. Onlar da bir türlü gelmek nedir bilmedi. Ben de Sadık Bey'i aradım bir konuşayım diye ama maalesef açmadı. Kapris ailesi ne olacak? Rıçam, ya akşam bir birlikte gitsek. Ha? Yani bir konuşsak ailecek. Sebep? Ne demek sebep? Adam evi terk etmiş. Ne yapacağız Özer? Arabuluculuk mu yapacağız? Doğrusu da bu değil mi sence? Yani anlatalım, her şeyi ne oldu ne bitti anlatalım, bitsin gitsin kapansın bu iş. Ya olup bitenler yüzünden karı kocanın huzuru kaçmış. Dönüşle konuştum bugün. Çocuklar da çok üzülüyor. Ben ne o kadının yüzünü görmek ne de o adamın sesini duymak istiyorum. Baksana, Türkan bile posta koydu babasına. Yapma Rıçan. Yani Türkan çok mu mutlu zannediyorsun babasıyla düştüğü bu durumdan? Üstelik işlerin bu noktaya gelmesinde bizim hiç mi payımız yok Rıçan? Hem de çok büyük payımız var. Ne yani köşemizde oturup dağılışlarını mı seyredeceğiz? Her şeyin faturasını bize kesmekten vazgeç Özer. İster dağılsınlar ister toplansınlar. Umurumda bile değil. Nesrin Hanım böbürlenip duruyordu öyle ailem ailem diye. Toplasın dağılanları. Benim daha önemli dertlerim var zaten. Somer'in mahkemesi yeterince canımı sıkıyor. Avukatla konuştum demek. Ve gerçekten yapabilir mi Emine? Beni Somer itti derse benim oğlum hapse mi girecek? Maalesef büyük ihtimalle ceza alacak. Çünkü aksini ispat edebilecek hiçbir şey yok elimizde. E bu durumda doğal olarak Mine mağdur. Onun beyanı esas. Türkan da Somer de zan altında. Şeytan. Tam bir şeytan o kız. Bak beni pazarlığa çağırmış. Avukatla bir konuşayım da. Doğru düzgün her şeyi öğreneyim ondan sonra gideyim. Sakın. Sakın tuzağına düşme. Hiçbir şey kabul etme. Önce bir derdini anlayalım. Sonrasına bakarız. Benim yanımda atsaydı ya kendini aşağıya. Atsaydı da bak ben neler yapardım. Görürdü. Uyuz kadın. Bakışlarıyla ok atıyor resmen. Boş ver bırak. Bıraktım zaten. Heyula gibi kabarıp üstümüze falan düşer. Maazallah kalkamayız altından. Ablam da bir gelemedi. Heh. Geldiler. Kızlar. Abla. Hoş geldiniz. Hoş bulmadık pek. Canım ben içerideyim. Sen bu adamla takılmaya devam mı edeceksin? Takılmak? O ne biçim laf Derya? Sana ihanet eden, sevgilisinin çocuğuna baktıran bu adam için mi kovdun kapıdan babamızı? Deryacığım, biraz daha sakin konuşsak. Anladığım kadarıyla konunun geneline hakimsiniz. Ama ben babamı kovmadım kızlar. Geldi ve bazı gerçekleri öğrendim. Sadece onunla eve dönmeyeceğimi söyledim. Neymiş o gerçekler? Somer'in masum olduğunu öğrendim. Masum mu? Somer geçmişte hatalar yapmış olabilir evet. Ama bu sadece Somer'le beni ilgilendirir. Şimdi Mine'yle ilişkisi yok. Benim için önemli olan da bu zaten. Siz konuyu anlamadan niye bu kadar dolup geldiniz karşıma? Annem haklıymış. Ne dönüş? Neydi haklıymış anne? Enişte bey haklanmış ya hesapta. Sen de eve dönmekten vazgeçip annemle babamı sildin. Derya ileri gidiyorsun. Ben kimseyi silmedim. Evliyim ve yuvama sahip çıkıyorum. Hepsi bu. Sen hangi yuvadan bahsediyorsun ya? Asistanıyla karıştıran koca, onların çocuklarına bakan saf, gurursuz karısı. Bir de sen doğuracaksın şimdi. Süper aile olursunuz.
Ağzını topla. Abla ne yapıyorsun? Bu kadarı fazla ama. Benim neler yaşadığımı bilip bilmeden gelip nasıl benimle bu şekilde konuşabilirsiniz? Gidelim dönüş. Ablam sahte dünyasında çok mutlu. Annemler boşuna üzülmüş. Derya. Dönüş. Bu tokatı ömrümce unutmayacağım. Sen de unutma. Babam senin yüzünden evimizi terk etti. Ne? Yani sen duymuyor musun beni? Ablam bana tokat attı diyorum anne, tokat. Siz babamla boş boşuna birbirinizi yemişsiniz. Ablam gayet mutlu vallahi. Olan size bize oldu. Ablamın umuru değil anne. Ya kızım bilmiyorum ki. Niye gidip bu konuları konuşuyorsunuz siz onunla? Anne konuşmayacak mıyız gidip? Sormayacağız mı ne oldu diye? Çocuk değiliz biz artık, farkındayız her şeyi. Anneciğim, sen konuyu yanlış anlamış olabilir misin? Çünkü ablam çok rahat görünüyordu. Neyi yanlış anlayacağım dönüş? Telefonda söyledi işte. Sizi de istemiyorum, Somer'i de istemiyorum dedi. Kararını vermiş ama aslında. Beni oyalamak için öyle söylemiş demek ki. Anne, ablam Somer enişteyle çok mutlu. Onun masum olduğunu düşünüyor. Geçmişi de onları ilgilendirirmiş anne. Bizi değil. Ne diyeyim kızım? Mutluysa affetmiş demek ki kocasını. Bize laf düşmez. Ama ne içime dert oluyor biliyor musunuz? Ben onun için o kadar mücadele ederken... Neyse. Kapatın bu konuyu, tamam? Anne babamla siz ne olacaksınız peki? İnsanların yaptıkları yanına mı kalacak? Tamam Derya, aynı soruyu sorup durma kızım. Kapatın bu konuyu dedim. Hadi çıkın bir salonu silin. Daha bir sürü işim var benim. Çarşafları ütüleyeceğim. Hadi. Hadi. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.